Neydi insanlığı bu kadar alçaltan? Sadece nefsani, şehvani arzuları için, cismani arzuları için, hayvani arzuları için bütün insanı değerler yıktıran, insanlıktan çıkartan, sadece menfaati için yaşatan neydi? Tamamen hayvani standartlarda, tamamen anlık zevklerin peşinde ömrünü geçiren değişik bir mahluk çıkar ortaya. İki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, içeriden hissiyat hevesat, dışarıdan sefaat günahlar. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp, gençliğin nefsani ve şehvani arzuları peşinde sürüklenip gittiği böyle dehşetli bir hengamede, iman hakikatlarından aldığı lezzetle, nefsani, cismani, şehvani lezzetlere beş para ehemmiyet vermeyip, hedefine, gayesine koşarak hem kendisini hem de etrafındaki gençleri kurtarmak için çırpınan mücahitler silsilesi. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder. 80 bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bakın, dünyadaki şu ömrümüzün saadetini mahveden bir mesele. Adeta ne yapar? Asla, bakın, kabri de kurtarmaz. Sıratta da mahveder. Mahşerde de perişan eder. Ebediyette de başımızın belası olur. Dünyadayken belli başımıza ne gibi haller, ne gibi işler, ne gibi belalar açacağı belli. Bakın, daha dünyadayken başlıyor ya. Yani şu sefaat yolunda, günahların peşinde. Şimdi cezaevine sohbetlere gidip geliyorduk. Bir gün mahkumlara sordum. Dedim ki ya buraya dedim hiç camiden, cemaatten, sohbetten böyle bir ortamdan gelen var mı? Durdular. Cinayet koğuşuydu. Yok dediler. Hiç dedim meyhaneden gelen, dışarıda kahveden, şuradan buradan, ahlaksızlık mekanlarından gelenler herkes birden elini kaldırdı. Bakın daha dünyadayken, şeytanın peşinde, hissiyatın, hevesatın peşinde Allah muhafaza, bak daha dünyadayken cehennemi haletleri yaşatıyor. Dünyada hapis, sıratta, mahşerde, ebediyette, ebedi cehennem hapisleri adeta nedir? Bu yolun kaderi. Bu yol daha dünyadayken başını beladan kurtarmıyor. Ahirette seni nasıl kurtarsın? Daha dünyadayken senin başına bir sürü belalar, bir sürü musibetler getiriyor. Ahirette kim bilir ne manzaralarla karşılaştıracak seni. Gel yol yakınken şu yoldan dön diyor. Aslında Cenab-ı Hakk'ın merhametindenmiş bu. Cenab-ı Hak sevdiği için, yani yol yakınken ehli imanı özellikle döndürmek için, dünyadayken seyyiatın, günahların cezasını, sıkıntısını insanın kalbine, ruhuna hissettirdiği gibi, dünyadayken bazı musibetleri ve belaları o günahların cezası olarak insanın başına getiriyor. Ta ki insan o musibetin taşından başını çevirsin, dönsün. Çünkü öyle diyor. Musibetler nedir? Dergâh-ı ilahiden atılan bir taşmış. Cenab-ı Hak o taşı atıyor. Ve o musibetle adam ne yapıyor? O günahtan, o istikametten, o yoldan dönsün diye birer ikazmış. Yani işlediğin amelin içinde ruhunu sıkan, kalbini değil mi buhranlara boğan, iç alemine bir sıkıntı veren bir şey varsa belli ki bu cehennem habercisi. Bu yolda daha fazla gitme, bu yolun sonu ebedi azaptır diye o azabın adeta cehennemin kıvılcımlarını senin ruhuna düşürerek o yoldan seni vazgeçirmeye. Başına gelen musibetler, hadiseler, sıkıntılar da demek bu yol dünyadayken senin başını beladan kurtarmadığı halde kabirde, sıratta, mahşerde kim bilir ne musibetlere, ne belalara düçar edecek diye aslında nedir bu? Merhamet-i ilahiye tarafı bir ikazmış. Gel diyor, yol yakınken dön. İmanda ve hidayette de tam tersi. İbadetin içinde, kulluğun içinde, imanın hidayetin içinde manevi bir cennet hayatı, bir emniyet, bir rahatlık, bir huzur. Dünyadayken böyle bir cenneti insan ruhunda yaşarsa kim bilir kabirde nasıl bir cennet, kabirden sonra sıratta nasıl bir lezzet,
ebediyette nasıl bir saadet bizi bekliyor diye aslında cennetteki ikramının dünyadaki numunelerini bize tattırıp oraya iştihamızı açıyormuş. Çünkü insan dünyada ruhen yaşadığı o cenneti ahirette cismen yaşayacak. Dünyada ruhen cehennem yaşıyorsa ahirette nasıl cismani cennet yaşasın? Şimdi bakın oraya geliyor. Bunlara kıyasen biçare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. O zaman şimalden çıkmış bu Rusya'dan bütün dini, manevi, insani değerleri tanımayan, sadece hayvanlar gibi hayvani, şehvani, nefsani, cismani lezzetlerinin peşinde koşan bir nesil, bir insanlık yetiştirmek için bütün değerleri tanımayan, dini, insanlığı, maneviyatı tanımayan bir akım, sosyalizm, komünizm diye bir şeyle dünyayı istila etmiş. Şimalden çıkmış ama şu anda dünyayı istila etmiş. Şu an her tarafta, memleketimizin de her tarafında gençliği nefislerinden yakalayıp da ebedi felakete sürükleyen dehşetli felaketler, dehşetli oyunlar, müthiş planlar dönüyor. Bakın ne diyor. Bunlara kıyasen biçare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen, kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder. Belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeye cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor. Allah aşkına şu anda Amerika'da değil mi? İnsanlar haram helal demeden yağmalıyorlar. Nedir bu musibetin sebebi? Neydi insanlığı bu kadar alçaltan? Sadece nefsani, şehvani arzuları için, cismani arzuları için, hayvani arzuları için bütün insanı değerleri yıktıran, insanlıktan çıkartan, sadece menfaati için yaşatan neydi? İşte imandan, hidayetten gelen, Kur'an'dan gelen cilayı vurmazsanız, şu güzelliği o insanların kalbine sokmazsanız, o zaman insanlıktan mahrum insanlar, adeta hayatı, ruhu, bütün dışarı vuran bütün iç alemi tamamen hayvani özelliklerle dolu, dışarıdan sadece kaportası şekli insana benzeyen mahluklar çıkar ortaya. Neresi insan bunun dersiniz? Sadece anlık zevkleriyle, hırslarıyla hayatı kendisi için yaşamaya çalışırken başkalarına cehennem eden, başkalarına hayatı dar eden ve zerre kadar diğer gamlık duygusu olmayan, başkalarının halini ahvalini düşünemeyen, şefkat mahrumu, adalet mahrumu, insaniyet mahrumu bir yaratık cinsi o çıkar ortaya. Şu andaki Avrupa'nın sefih medeniyetinin onların insanlığa sunduğu saadet formülü diye, mutluluk formülü diye sunduğu o ahlaksız, dinsiz, kalpsiz, ruhsuz medeniyetin neticesi şu anda ortada. Şu anda onların başını yiyor. Onları yağmalıyor. Onları yiyip bitiriyor. Allah muhafaza. Bu akıbet bizim memleketimizin de akıbeti. O yüzden her an böyle bir patlak olabilir. Her an şu bin yıldır İslam'a hizmet etmiş bir ecdadın nesilleri içinden her an böyle bir nesil çıkabilir. O yüzden elimizi çabuk tutup şu hakikatlerle insanlığımızın, gençliğimizin ruhunu canlandırmamız, insaniyeti adeta onların ruhunda hayatlandırmamız icap ediyor ki imanla, hidayetle vatanına, milletine, ailesine, çevresine, eşine, dostuna faydalı ve faziletli bir nesil ortaya çıksın. Yoksa bütün faziletten mahrum, sadece anlık zevkler için hayatı yaşayan, şu andaki sosyal medya mahsulü sadece insanların beğenilerine talip, sadece şöhretle, sadece şehvetle, sadece cismaniyetle hayatı yaşayan, hayata sadece bunlarla bağlı olan bir nesil. Ne dine, ne vatana, ne millete, ne aileye, ne topluma hiçbir işe yaramayan, şahsiyetsiz, karaktersiz, tamamen hayvani standartlarda, tamamen anlık zevklerin peşinde ömrünü geçiren değişik bir mahluk çıkar ortaya ve çıkıyor da. O yüzden şu anda bu yük bizim sırtımızda. Madem şu hakikatlerin mahsulü ortada,
binlerce, yüz binlerce gençler şu faziletten istifade etmişler. Adeta ahir zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı gibi şu ahir zamanın sefahat ateşinde yanmadıkları gibi bir de insanları bu ateşten kurtarmaya çalışan, başkalarının imanı için çırpınan, faziletli, vatanı için, memleketi için faydalı bir evlatlar, faydalı bir nesiller yetiştirmenin yolu kalbe şu iman hakikatlerini sokmaktan geçiyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, eskiden kahramanlık silahını alıp da cepheye koşmaktı. Niye? Çünkü düşman karşımıza dikilmiş, topraklarımıza, namusumuza göz dikmişti. Fakat şimdiki kahramanlık değişti. Şimdi düşman karşımıza dikilmedi. Şu an düşman içimizden girdi. Damarlarımızı kemiriyor. Ruhumuzu yiyip bitiriyor. Adeta maneviyatımızı kan kaybıyla zayıflatıyor, çökertiyor. Bu vaziyette karşımıza dikilmeyen, içimizden gelen, fark edemediğimiz, uyanamadığımız düşmana karşı mücadele ancak bizi uyandırıp da bu dehşetli tehlikenin farkına vardıran iman hakikatleriyle meşguliyetten geçer. Kahramanane davranmak demek nefse, şeytana, şehvani hayata bir ahir zamanın bir de istila edip de bütün gençliği önüne katıp götüren sefahatine karşı direnebilmek, ancak Kur'an hakikatlerinden hakkıyla istifade etmek, kalbine, ruhuna imandaki hakiki lezzeti tattırmaktan geçer. Yoksa lezzetsiz insan yaşayamaz. Ve anlık zevkler, geçici keyifler, haramların verdiği, değil mi, zehirli bal hükmündeki şehvani arzular insanın ruhunu eme eme bitirir. Manevi dermanı kalmaz ve günah seli önünde, adeta selin önündeki kütük gibi kaptırır gider. Şu andaki insanlığın, gençliğin vaziyeti bu. Demek bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp İki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, içeriden hissiyat, hevesat, dışarıdan sefaat, günahlar. İçeride günahlara karşı şiddetli arzular ve dışarıdan da içerideki nefsi devamlı tahrik edip kışkırtan sefaat, günahlar, ahlaksızlık. Adeta iki ateş arasında gençlik çaresiz. Bu vaziyette, bu çaresizlikte yine imdat Kur'an'dan yetişiyor. Kur'an'ın hakikatleri imdadımıza yetişiyor. Elhamdülillah sarılanlar bizzat bunu tecrübe edip şu iman hakikatlerini zevk ederek, lezzet alarak ve ahir zamanda gençliğin nefsani ve şehvani arzuları peşinde sürüklenip gittiği böyle dehşetli bir hengamede iman hakikatlerinden aldığı lezzetle, nefsani, cismani, şehvani lezzetlere beş para ehemmiyet vermeyip, elinin tersiyle onları itip, hedefine, gayesine, cihadı maneviye koşarak hem kendisini hem de etrafındaki gençleri kurtarmak için çırpınan mücahitler silsilesi. İşte cihat bu zamanda buymuş. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, küçük savaş bitti, büyük savaşa gidiyoruz. Küçük cihat bitti, büyük cihada gidiyoruz diye Bedir dönüşünde sahabelere söylediği zaman sahabelerin rengi attı. Ya Resulallah, daha bundan büyük hangi cihat, hangi savaş var? Sizin hanelerinizde, evlerinizde, şahıslarınızda, nefislerinizde, şeytanlarınızda yaptığınız cihat, asıl cihat odur. Büyük cihat odur. Niye? Neden ki? Bir savaşın, bir cihadın büyüklüğüne veya küçüklüğüne karar vermenin ölçüsü nedir? Nedir bir şeyi büyük veya küçük yapan? Neticesidir. Çünkü Bedir'de ölsen şehit olursun, ebedi cennete gidersin. Bu cihatı kaybetsen dünyalık kaybedersin. Ama nefse karşı, şeytana karşı kaybedersen, kalbini, ruhunu öldürürsen nefsin, şeytanın karşısında ebedi saadeti kaybeder. Bir daha dönmemek üzere ebedi felakete gidersin. O yüzden asıl cihat bu. Büyük cihat bu ve bu büyük cihadın da bu zamanda tarzı, yolu, yöntemi Kur'an'ın hakikatleriyle ruhumuzu teçhiz edip adeta çelikten yeleği giyip günahların oklarına karşı kendimizi muhafaza edip inşallah bu ateşin içinden çaresiz gençliği elinden tutup kurtarmaya çalışmak. Çünkü eğer biz faal olursak, eğer biz birilerinin imanı için dertlenirsek, eğer biz şu iman hakikatlerini birilerine ulaştırmanın derdiyle çırpınırsak, Cenab-ı Hak da inşallah bizi muhafaza eder. Bizi o faaliyetle adeta o ateşin yangınından kurtarır. İnşallah bizi de inkişaf ettirir. Bu davayı bizim sırtımızın yükü yapar. Bizi de bu davayla inşallah şereflendirir. Özellikle mesela şimdi sosyal medya,
Şu anda bırakın gençleri, ihtiyarlar da, toplumun tamamı neredeyse gününün yarısını sosyal medyada geçiriyor. Hatta telefonlarda var, Facebook'ta kaç dakika, Instagram'da kaç dakika, Twitter'da geçirdiğin orada çıkıyor. Telefonlarda bunun listesi çıkıyor. Şimdi şu anda insanlar adeta günlük hayattan, gerçek hayattan kopmuş, herkes oraya bakıyor. Otobüste orada, sokakta orada, yatarken orada, gece rüyada bile sanal alemden, sosyal medyadan kopamıyor insanlar. Şimdi öyleyse madem herkes yönünü o tarafa dönmüş, biz de o taraftan konuşacağız. O taraftan gireceğiz insanların alemine. Ve şu sosyal medya vesilesiyle inşallah hepinizin gayretleriyle paylaşacağız. Çok gönüllere bu ateş inşallah düşecek, sıçrayacak. Biz de inşallah imanın ateşiyle ahir zamanı yakıp kavuracağız inşallah. Ama bir şartı var. Yanmayan yakamaz. Biz yanacağız önce. Şu iman hakikatlerini önce kendimiz sadece bu sohbetlerle münhasır kalmayacak. Bu sohbetler ayrıca tattırmak için. Hani esnaf ne yapar? Tattırır ta ki mala müşteri olasın diye. Bunlar tattırmak için. Ta ki biz şu hakikatleri elde edip bizzat kendimiz okuyarak, kendi manevi yaralarımızdan şifa bulup, kendimiz o manevi zevklerle coşup, inşallah başkalarına da bu hakikatleri, bu lezzeti, bu coşkuyu tattırmak için yerimizde duramayacağız inşallah. Rabbim o coşkuyu inşallah bize nasip etsin. Çünkü hani mesela en basitinden düşünün. Bir yerde bir yemek yediyseniz, bir yerde bir lezzet aldıysanız herkese anlatıyorsunuz değil mi? Ya abi adam bir kuru fasulye yapmış bildiğin gibi. Abi bir köftesi var deme gitsin falan. İnsan ne yapıyor? Bak, tatmış o lezzeti başkalarına anlatıyor. Şimdi tatmadığınız bir şeyi başkalarına tattıramazsınız. Başkalarına anlatamazsınız bile. O yüzden önce biz tadacağız. Biz lezzet alacağız. Biz manevi yaralarımızdan kurtulacağız. Adam bir hastalıktan şifa buluyor da kendisiyle aynı hastalıkta olanlara nasıl tavsiyelerde bulunuyor? Sosyal medyada görüyorsunuz. Adam işte falan hastalıktan nasıl şifa bulurum, daha önce bu hastalığı çeken var mı diye yazmış oraya, altına döşüyor millet mesajları. Niye? Ne derdi var? Para mı alıyor oradan? Yok, insanın ruhunda var bu. Tattığını tattırmak ve başkalarına tattırırken lezzet almak ve kendisi bir hastalıktan kurtulduysa başkalarını da o hastalıktan kurtarmak için, o sağlığı, o sıhhati, o şifayı başkaları da yaşasın diye onlar için koşuşturmak fıtratımızda, yaratılışımızda var. Hele şu ahir zamanın manevi hastalıkları, ebedi hayatı karartan dehşetli vaziyetleri, bunlardan şu hakikatlerle kurtulmaya çalışan, kurtulan insanların başkalarını içinde ne yapması lazım? Çırpınması lazım. İnşallah kapı kapı dolaşacağız, insanlara davamızı anlatacağız. İnşallah şu davanın, şu hakikatlerin dilimizin döndüğü kadar, dönmediği kadar da adresini vereceğiz. Sosyal medyada abone yapacağız, ta ki adama mesaj gitsin. O da oluyor çünkü böyle. Geçen bir yerde gittim, baktım bir güvenlik görevlisi bayan hemen koşarak geldi. Hocam ben sizi dedi takip ediyorum dedi, Hisar Kapısı, oradan dersleri dinliyordum falan böyle. Allah Allah, baktım heyecanla böyle şaşırdım. Hiç tanımadığımız, hiç belki de hayatında böyle sohbet ortamlarına gelmemiş insanlara bu hakikatler sizlerin vesilesiyle ulaşıyor elhamdülillah. Yani şu davayı, şu meseleyi böyle basit bir paylaşım olarak düşünmeyin. Ya ben de bugün paylaştım, değil. Aynen cephede cihad etmek gibi şu hakikatlerin insanlara ulaşması için koşmak bu zamanda bu kadar kolay. Fakat ne yazık ki, ne garip ki insanımız, hepimiz de böyleyiz yani. Ne olacak yani, değil mi şimdi? Şu hakikatleri paylaşsak, anlatsak, ulaştırsak insanlara bu kadar kolayken, bu kadar rahatken. Allah hepinizden razı olsun.